doğal. Çok iyi pozisyonda. Saçına bak ne kadar doğal. Benim her halim mucize. Evet. Siz ne dediniz Manisa Spil ile ilgili? Bizim daha önce tespit ettiğimiz, çalıştığımız bazı şeyler vardı İzmir'de. Orada gerçekten bir enerji vorteksinin, yani bir enerji alanının olduğunu ve birçok çalışmada, şimdi ismi söylemeyeyim. Söyle. Yani yaşanmış birçok şeyin enerjisel olarak orada bir kilit noktası olduğunu, önemli bir nokta olduğunu biz keşfetmiştik ama sonra Nedik Hoca'nın mucizevi çalışmasıyla mucize patladı. Yani açığa çıktı aslında. Ne gördünüz ya da nasıl çalıştınız ya da nasıl orası aklınıza geldi? Hani çalışmalar nelerdi? Ya onlar da öyle enerji çalışmalarıydı. Ve söyleyemiyorum. Söyle. Ya gene böyle özel enerji çalışmalarıydı ve biz orada bir enerji alanı olduğunu biliyorduk zaten. Nasıl tespit ettiniz yani? Gittiniz mi İzmir'den mi tahmin ettiniz? Tahmin mi bu, keşif mi, his mi? Yok, sadece his değil. Yani aslında bilinen bir şeydi. Refik Hoca, Refik Hoca onu patlattı mucizevi olarak. Yani oraya gidilmeli bence. Kesinlikle gidilmeli. Yani kesinlikle gitmeyi seçiyorum hocam. Sizin olduğunuz bir zamanda, en kısa zamanda seçiyorum gitmeyi. Ora başka yani. Peki ne var orada? Sen ne keşfettiniz? Yani bence orası sen böyle tarafta. Giriş kapısı gibi. Bence. Giriş kapısı gibi. Artık nereden girmek isterseniz. Yani mucizeye. Burada değiller. Ne? Anadolu'nun. Burada değiller. Evet. Anadolu'nun giriş kapısı. Ama zaten dünyanın birçok yerinde böyle kapıların olduğu söylenir. Evet, 1000 mil. Evet. Hocam 1000 mil değil mi? O oranın giriş kapısı. Adı mı? Biraz önce siz yani, ders anlatırken arkadaş gördüğünde. Yani o kapı. Fark yani, ettiniz mi? Bir daha söyleyeyim. Siz ders anlatırken arkadaş gördü. Biz de kalkıp ona bakıyorduk. Denizin üstünde böyle beyaz bir... Ay hocam çok bir şey oluştu. Evet, ikiye ayrıldı sanki beyaz. Evet, şu tam şu şekilde. Ortada bir yerde. Diken diken oluyor şu anda. Yani biz kalkıp ona bakıyorduk. Şu anda sonra bir şey var mı? Şu anda yok. Şu şekilde. Yok. Şöyle ikiye ayrıldı. Gerçekten böyle bir benim beyaz benim bir şey oluştu orada. Anlatabilir beyaz bir çizgi. Yani valla ben hani Remik Hoca bizim bakışımızı görüp kesin resim. Burası sanki dediği gibi arkadaşın ayrıldı. Bir saniye. Arkadaş gördünüz. Refik Hoca ne yapardı? Ders anlatırken arkadaş fark etti, Nimet arkadaşımız fark etti. Denizin üstünde böyle beyaz bir alan oluştu. Işık alanı oluştu, valla bilmiyoruz. Yani biz kalktık baktık, siz dönüp baksaydınız görecektiniz. Biz de dersi bölmek istemedik. Biraz benim gözlerim gördü, şahidim. Evet, ikiye ayrılıyor hocam. Yani evet, o ışık ama ışık bu şekilde ikiye ayrılıyor. Tamam, ben bak söyleseydiniz daha iyi bakardık. Yani keşke söyleseydik, bilmiyorum. Dersi bölmeyelim diye. Ya şey, o şey, işte biraz oraya kilitlendim ben yani. Dersi bölmedik. Şuradan böyle ışık resmen bir şöyle bir bölgeyi aktı. Bu tarafı böyle yardı. Yani bu taraf komple ışık akışı oldu ama şuradan resmen ışık akıyordu böyle hocam. Ya o çok enteresan, çok güzel bir şeydi yani. Hatta ben kalkıp evet dedim. Sağ ol, teşekkür ediyorum, kaçırmadık anı. Bir daha söyle lütfen. Belli bir noktadan gökyüzünden ışık böyle resmen hani ampul floresan yakarmışsın gibi denizin üzerine aktı ışık. Sonra denizi ikiye böldü, uzandı gitti o ışık şeyi. Ama bir bölgenin üzerinden aktığı gibi gitti böyle. Peki çok yaklaşık olarak şey. Yaklaşık olarak şurada bakın, şurada bir güneş gibi bir şey var, görüyor musunuz hocam? O orayı düşünün, oradan böyle aşağıya şu tüm şeyin çıkıntının önüne doğru düşünün ve böyle oraya evet tamam. Böyle bu tarafa şeydeki gibi benim Facebook fotoğrafımı bir açsana lütfen. Hayır, onun kadar uzaklıkta mı diyeceğim, yani mesafe. O mucize ya. O mucize.
Hemen. Hocam bak şimdi şurada çizgi gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Evet. İşte o alanı böyle ışıklı şuradan gelen yani böyle şöyle tamam, yayılan tamam. bir ışık hep, gibi düşünün. Hep o kadar mesafede evet, oluyor. Evet o kadar mesafede. Hocam ışık okay buydu. Ben o sizin bak, ışık şurada, buydu. Bakın. Ama şey yansıması direkt denizeydi. Evet. Tamam. Yansıması direkt denizeydi. Ve o denizi böyle resmen ikiye ayırdı böyle yani. Işığı gördük. Tamam. Bu mesafe. Burada ışığı nasıl yapacaktık o zaman? Değil mi? Olmamız gerektiği yerdeyiz. Biraz daha yakındı bize hocam. Şöyle düşünün. Ben burası... Hatta içerideki arkadaş da o ara gökyüzüne bakıyormuş. Gökyüzünde de şöyle bir şey varmış. Şöyle. Onu ben göremedim. Gökyüzünde dedi ki o da bana onu göstermeye çalışıyormuş o ara. Mucizemiz bol olsun. Bol olsun. İçeri geçelim mi? Geçelim. Eğitimimize devam edelim. Eğitimimize başlayalım. Evet, başlayalım mı? Gelelim mi? Peki az önce biz çay molasındayken bir şeyler arkadaşlara anlattılar. Hani bir saat önce ders anlatırken dışarı bakıyorlardı ya bazı arkadaşlar. Ne vardı, ne gördünüz? Ben şey gördüm. Bir bulut, iki tane yan yana durup şöyle. Yani o ne? Yani neye benziyor? Aynen böyle yapısı. Kalp. O bir mudra zaten. Enerjiyi çok kuvvetlendirir. Evet, görünüş şekli şu. Şurada bir mudra, bu da bir mudra. Görünüş şekli şu. Dıştan şöyle göstereyim. Evet. Peki siz gördünüz, başka sizler ne gördünüz ki? Anlatsana. Siz daha çok anlattınız. Ne gördünüz? Ya ben buradan size bakarken arkada şey bir gökyüzünden böyle şunun gibi floresan lambası tabii daha büyük bir şey. Aşağıya ışık akıyor böyle ama direkt o noktaya. Orası bembeyazdı. Sonra bu tarafa doğru o beyazlık yayılıyor ama bir göbekten yayılıyor böyle. Denizi ikiye böldü. Dileğe dedim. Dilek de sana dedim çok güzel bir görüntü. Onlar da baktılar. Sizin başlarınızda şu dediğim şey var. Evet, onu kaçırdım ben de. Evet. Şey vardı. Bulutun arasında. Şey, güneş. Peki güneş sızıyordu. Azem Bey gördün mü? Ben şöyle gördüm. Yani bulutun arasında güneş sızıyordu ve onun denize bir yansıması vardı. Şimdi her gördüğümüz de başka şeylere benziyor. Ama öyle değildi. Yok gerçekten orada bir görüntü vardı. O öyle bir şey değildi. Şimdi tabii hiçbir şeye karşı gelmiyorum ama kahve fazlata çevirmek yani ben gördüm evet. Bulutların arasında güneş. Sabah eğitime gelirken gördüğüm ilk şey buydu. Bir dakika. O şey değil mi? Yani cekete mi bağlı? Evet. Yani birisinin üzerindeydi. Direkt arkasını bana döndü ve ben bunu gördüm. Evet. Yani. Bravo. Çok güzel. Orada o. Güzel bir Anka. Haydi. O zaman çalışmamıza devam edelim. Muazzam bir fotoğraf çekmişsiniz ha. Görünce hemen çektim. O şeyi gördünüz mü? Ankara şeyini yapmadınız. Ben onu size göstereyim.